Aynı mahiyetteki önergeler üzerine söz isteyen Batman Milletvekilimiz Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki. Süremiz 5 dakika Sayın Tiryaki. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun 12. maddesi üzerine, daha doğrusu 12. madde üzerine verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine bir torba yasayla karşı karşıyayız. Torba yasanın maddeleri üzerine bile söz alamıyoruz. Gördüğünüz gibi bir madde değişikliği önergesi verebilirsek torba yasanın bir maddesi üzerine konuşabiliyoruz. Dün Sırbistan'la imzalanan bir serbest ticaret anlaşması üzerine gruplar adına milletvekilleri çıkıp serbestçe konuşabildiler. Neden? Tek bir konuyla ilgili bir kanun teklifi olduğu için. Fakat bir torba yasa geldiği zaman gruplar adına eğer bir önerge vermezseniz, hani saygısızlık etmek istemem ama çoğu usulen verilen önergeler, söz bile alamıyorsunuz torba yasalar üzerine. Böyle bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız. Alışkanlık haline geldi 71 maddelik bir torba yasa. Emin olun milletvekillerinin %99'u bu torba yasanın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi değil. 71 maddede, çünkü o kadar çok şey değiştiriliyor ki, ben sadece bugün görüştüğümüz ve belki yarın bir kısmını görüşeceğimiz maddelerle hangi kanunlarda değişiklik yapıldığını söyleyeyim. Tapu Kanunu, Emniyet Teşkilatı Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Teşkilat Kanunu, Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Fiyat İstikrarı Kanunu, MERA Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, 4603 sayılı bu bankalarla ilgili olan kanun, Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Hakkında Kanun, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Kamu Finansmanı ile ilgili kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu. Daha 40. maddeye geldik. Bir 31 madde ile ilgili ayrıca yasalar değiştiriliyor. Şimdi bu 12. maddede 1173 sayılı milletler arası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında kanunun 3. maddesinin 3. fıkrasında bir değişiklik yapılıyor. Bu madde bundan 6 ay önce ihdas edildi. Yani 703 sayılı kanun hükmünde kararname ile Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren bir kanun hükmünde kararnameyle eklenmiş bir kanun maddesidir. Peki o zaman ne yapıldı? Şöyle bir düzenleme yapıldı. Denildi ki, bir o halden yararlanma dönemi olan bir KHK'ydı. Cumhurbaşkanı tarafından dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı görevleri müddetince devam edecek. Yasa değişikliği bu. Cumhurbaşkanı, geleneksel bildiğimiz anlamda büyükelçilerden bahsetmiyoruz da, akredite edilmeyen uluslararası kuruluşlarda görevlendirilen büyükelçilere atama yetkisi veriyordu bu hal KHK'sı. Buna o zaman çok karşı çıkıldı. Büyükelçileri Cumhurbaşkanının bu biçimde ataması doğru değil denildi. Şimdi fakat orada şöyle diyor KHK'da, diyor ki büyükelçilik unvanı görevi süresince devam edecek. Büyükelçilik unvanı görevi sona erdiğinde ne olacak? Doğal olarak sona erecek. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Daha doğrusu ne yapıyoruz? Bize getirdiğiniz teklif bu. Diyorsunuz ki büyükelçilik görevi sona erse de, bakın bu akredite edilmemiş büyükelçiliklerden bahsediyoruz, bu görevi sona erse de büyükelçilik unvanı devam edecek. Nasıl? İyi mi? Yani büyükelçi olarak bir yere atadınız, görevlendirdiniz, görevlendirdi Cumhurbaşkanı. Bu görev sona erdi fakat bu unvanı kullanmaya hala devam ediyor. Bakın, bizim geleneksel diplomatlarımız gibi atanmış kişilerden söz etmiyoruz. Sözünü ettiğimiz kişiler büyükelçiler gibi akredite edilmeksizin özel bir misyonla dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlarda görevlendirilen kişiler. Bu işlem
bir büyükelçi ataması olamaz. Bu olsa olsa yeni bir istihdam biçimidir. Hani diyorlar ya, eskiden şöyle denirdi, işte bir işe göre adam almak gerekir ama herkes adama göre iş alıyor. İşe alınıyor. Şimdi bu tam böyle bir iş. Bir sürü insana yeni bir istihdam alanı açılacak, birileri büyükelçi olarak atanacak. Bir dakika ilave ediyorum Sayın Tiryaki. Büyükelçilik görevi sona erecek ama bu unvanı kullanmaya devam edecek. Diplomatik bütün haklardan yararlanacak. Sosyal haklardan da yararlanacak. Dokunulmazlıklardan da yararlanacak. Aklınıza gelebilecek bütün diplomatların haklarından yararlanacak. Böyle bir teklifi hiçbir milletvekili kabul etmemelidir. Biz buna çok açık biçimde karşı çıkıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarımızın da ellerini vicdanlarına koymasını istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığının mevzuat daire başkanlığı değildir. Yasama organıdır. Lütfen kanun koyucu gibi davranalım diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.